Sevgili izleyiciler, bilir misiniz bilmem bu yıl Pera Müzesi'nin 10. yıl dönümü ve Pera Müzesi 10. yıl şerefine iki tane özel sergiyi sizlerle buluşturmuş. Bunlardan bir tanesi dünyaca ünlü heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti sergisi. Kendisinin 123 eseri var toplamda ve bunlar daha çok heykel, resim ve desenden oluşuyor. Fakat bunların yanı sıra sizlerin dikkatini çekecek olan mektuplar, hazırlık desenleri ve yayınlarda sizlerin bakmanız için bekleyen eserleri arasında. Bunun dışında ikinci sergi ise Hipokrat'ın ünlü aforizması Hayat Kısa Sanat Uzun Bizans'ta Şifa Sanatı sergisi. Bu sergi ise daha çok kutsal şifacılar, rasyonel tıp ve farmakoloji gibi bilim dallarını ve şifaya dair geçmişte azizlerin, şifacıların yaptığı işleri bir araya getiren bir sergi niteliği taşıyor. Ve dünya tıp tarihine inanılmaz güzel bir ışık tutuyor. Her iki sergi de 26 Nisan'a kadar sizleri Pera Müzesi'nde bekliyor olacak. Bakalım bu iki sergide ne gibi eserler var? Hep beraber izleyelim. Alberto Giacometti 20. yüzyılın en ünlü heykeltıraşlarından ve ressamlarından biri olan Giacometti'nin sergisi 26 Nisan'a kadar Pera Müzesi'ne konuk oluyor. Biz bu sergi için Paris'teki Giacometti Vakfı ile işbirliği yaptık ve ilk kez Türkiye'ye konuk ettiğimiz Alberto Giacometti için mümkün olduğunca retrospektif yaklaşımla bir sergi oluşturmaya çalıştık. Sanatçının üzerinde çalıştığı en erken örneklerden ölümüne kadar olan, hatta bitmemiş bir eserine kadar olan tüm dönemlerinden çok önemli başyapıtları müzede sergilemeye çalışıyoruz. Alberto Giacometti'nin sanatsal kariyerine bakacak olursak, Giacometti İsviçre doğumlu bir sanatçı ve aslında babasının atölyesinde yetişmiş. Babası da dönemin empresyonist akımlarından etkilenmiş bir sanatçı ve bu dönemde onun atölyesinde yetişip kendi kardeşlerinin portrelerini ve büstlerini çalışırken o da empresyonizmin etkisinde kalıyor. İlk çalışmalarında bu örnekleri görüyoruz. Dediğim gibi burada en erken örnekleri de sergileniyor. Daha 13-14 yaşındayken yaptığı bir büst. Kardeşi Diego'nun büstü ki Diego bütün hayatı boyunca sonrasında onun en sadık modellerinden biri oluyor. Ve diğer kardeşlerinin portreleriyle sergi başlıyor. Sonrasında Giacometti'yi Giacometti yapan asıl onun İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirdiği ve özellikle insan figürü ve bir baş yapabilmek üzerine sonsuz arayışına dair hep örneklerini biliriz. Ama bu süreye gelinceye kadar Giacometti'nin tabii ki kendi kişisel deneyimleriyle de geçiyor. Öncelikle Dünya Savaşı öncesinde yine Avrupa'da çok belirgin başa takımlardan biri olan kübizmle ilgileniyor o da. Bu bölümde de hem portreler, tuğ üzerine çalıştığı resimler hem de heykelleriyle kübist döneminden örnekler görebilecek ziyaretçiler. Ama sonrasında Giacometti sürrealizmin yani gerçeküstücülüğün en ilgi çeken, ilginç aktörlerinden de biri oluyor. Ve bugün dünya müzelerinde de gördüğümüz çok ilginç bazı başyapıtlara imza atıyor. Özellikle Breton'la yoğun bir çalışması var ama bu çalışma sonrasında kavgayla sonuçlanıyor ve bir bakıma gruptan atılıyor ya da terk edip gidiyor. Çünkü Giacometti'nin aslında gerçeğe dair arayışı hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü ve dolayısıyla bu gerçek üzerinde bir yerden sonra anlaşamamaya başlıyorlar. Giacometti çünkü insandaki gerçeği arıyor ve üzerinde çalıştığı bir büste ya da bir portrede o figürün bütün kişisel özelliklerinden, duygu ve yaşantılarından bağımsız o figüre ulaşmaya çalışıyor. Fakat bunu hani yazılarında da çokça da kaleme alıyor kendi düşüncelerini ve deneyimlerini. Şu şekilde ifade ediyor ki yani çocukluğumda bunu çok daha kolay yapardım ama yaşım ilerledikçe ve ben
bu alanda çalışmaya devam ettikçe bunu yapamıyorum diyor. Ve özellikle gerçeküstücülükten kopup döndüğü dönemde yeniden figürleri karşısına alıp uzun saatler modelleriyle birlikte çalışıyor. Ve yine bir yazısında örneğin şeyden bahsediyor. Diyor ki yani 8 saat boyunca oturduğumda bir figürü zaten bitirip kalkacağımı düşünürdüm. Ama 8 saat sonunda baktım gördüm ki hiçbir şey yok elimde diye bahsediyor. Yani onun nasıl ulaşılmaz bir şey olduğu bu sefer onun için çok büyük bir problem oluyor ve bütün arayışı bunun üzerine sürüyor. Hayatının çok büyük bir kısmını zaten Paris'teki atölyesinde geçiriyor. Ve 22 metrekarelik küçücük bir atölye ama bütün günü, bütün hayatı belki orada geçiyor ve sonsuz arayışlarına bu atölyede devam ediyor. Bu incecik, upuzun figürler olsun, büstler olsun, sayısız portre olsun. Biliyoruz ki pek çoğunu yapıp yapıp yırtıyor, atıyor ama işte atölyede kalanlar bugünün koleksiyonlarını oluşturuyor ve çok önemli eserleri bugün görebiliyoruz gerçekten dünya müzelerinde. Bu sergide sözünü ettiğim bu gerçeküstücü dönemin çok önemli örnekleri var. Onları görme fırsatını bulacak ziyaretçilerimiz. Onlara eşlik eden yine dönemin çok önemli birkaç yapıtına dair çizimleri yer alıyor arşiv malzemesi. Ama az önce sözünü ettiğimiz ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıllar olarak denk geliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz yoksa direkt bir bağlantı olarak bahsetmek doğru olmayabilir. Ama Giacometti bugün Giacometti dediğimizde ilk aklımızda canlanan, öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu inli yüzün figürleri ve insan figürleri, büstler ve ayaktaki insanlar, yürüyen erkekler veya duran kadınlar. Özellikle bu figürlere dair geniş bir seçkiye yer vermeye çalıştık sergide. Ziyaretçiler hem yaklaşık 2,5 metreyi aşan uzunlukta bir Grand Femme'la, uzun kadınla karşılaşacaklar. Hem çok değişik farklı dönemlerden ve farklı figürlerden büstlerle yine karşılaşacaklar sergide. Sergiye ayrıca bir litografi serisi eşlik ediyor. Giacometti'nin yaptığı tek bir litografi serisi var. 150 parçadan oluşan Sonsuz Paris. Ölümünden sonra yayınlanabilmiş ama 1960'lı yılların başında bu seri üzerine çalışıyor ve çok sevdiği ve sonsuz saygı duyduğu Paris'i ve kendinde canlandırdıklarını çizmiş bu seride. Dolayısıyla hem kendi atölyesinden çizimleri görebiliyorsunuz orada, hem eşi Annette'in apartmanın dairesinden çizimler. Paris'in tabii olmazsa olmaz meşhur kafeleri, sokakları ve anıtlarından görünümler. Bu serinin büyük kısmını oluşturuyorlar. Ve son olarak yine ekleyebileceğimiz, az önce bahsettiğim gibi Giacometti o 20-22 metrekarelik atölyesinde bütün bir hayatını geçirirken aslında çok hem bir yandan içe kapanık, çünkü çok yoğun çalışan bir sanatçı ama aynı zamanda çok da entelektüel çevreyle de ilişkileri yoğun olan bir sanatçı ve birçok fotoğrafçı, dönemin çok ünlü fotoğrafçılarını de model olmuş bir sanatçı. Dolayısıyla biz de vakıfla çalışmanın bir avantajı olarak görüp yaklaşık 30-35 fotoğraftan oluşan bir seçkiye de yer verdik. Orada da Giacometti'yi eserleri üzerinde çalışırken ve farklı çok değişik fotoğrafçılara konu olan yapıtlarıyla görme şansımız olacak. Dediğim gibi 26 Nisan'a kadar sergi ziyaretçilerimize açık. Aynı zamanda küçük ziyaretçilerimiz için çok keyifli eğitim atölyelerimiz var. Onları bekliyoruz. Ve bunun yanı sıra belki duyurmak da fayda olur. 4 Nisan'da çok güzel bir sempozyum yapacağız. Tek günlük bir konferans düzenleyeceğiz. Eleştirmen ve sanat yazarı Ali Artun bizimle birlikte olacak. Giacometti'yi tartışmak üzere ve bu gerçeklik arayışını tartışmak üzere. Bununla birlikte 19 Mart'ta bir başka galeri söyleşimiz olacak Sayın Uşun Tükel'le birlikte. Bekliyoruz ziyaretçilerimizi. Thank you.
Bizans'ta Şifa, Hayat Kısa Sanat Uzun, 26 Nisan'a kadar Pera Müzesi'ne konuk olan ikinci sergimiz. Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmalar Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan sergi, antik kültürlerden Roma dönemine ve Bizans'a özellikle odaklanan şifa, büyü ve inanç sistemleri üzerine ve iyileştirmeye dair oluşan geniş kapsayıcı kültürel bir mirası konu alıyor. Sergimize konu olan eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin geniş koleksiyonlarından, aynı zamanda Oxford Müzesi'nden ve Kütüphanesi'nden ve Botanik Arşivinden, bunun yanı sıra Paris Bibliotek National Ulusal Kütüphanesi gibi çok çeşitli ülkelerden ve kurumlardan ödünç alınarak gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra İstanbul Rum Patrikhanesi, Yeniköy ve Heybeliada Ruhban Okulları sergiye çok büyük katkıda bulundular. Ayrıca Yunanistan'dan gelen çok özel ikonalar bu dönemi canlandırmamıza, bu konulara odaklanmamıza yardımcı oldular. Sergide yer alan eserler üzerinden burada yapılmaya çalışan Bizans'ın tıbba ve iyileştirme konularına nasıl odaklandığını ele alabilmek. Daha antikiteden Apollon'a ve Asklepion'a ulaşan iyileştirme tedavi yöntemleri, Bizans'ın tanıdığı ve tanımladığı iyileştirmeye açıklık getiriyor ve bu kültürleri bir arada yorumlayan Bizans, akılcı tıp yöntemleriyle birleştirerek hem dini ve inancı bir arada bulundurarak çok çeşitli hastalıklar için tedavi yöntemleri geliştiriyor. Bunların yanı sıra tabii ki din ve büyü çok önemli kaynaklar ve Hazreti İsa'nın öğretilerinden şifacı azizlere, doktor azizlere kadar sergide imgesine, görseline yer vermeye çalıştığımız çeşitli malzemelerden oluşan bir seçki hazırlamaya çalıştık. Ve burada az önce sözünü ettiğim gibi ikonalardan çok tarihsel, özellikle Bizans dönemi ve sonrasında yapılmış ve bu döneme ışık tutan ikonalardan yine çok 16. yüzyıla kadar uzanan bir takım bitki örneklerine ve bunun yanı sıra kendi dönemine ait Roma ve Bizans dönemlerinden ulaşılmış çok değişik tıp aletlerine kadar çok çeşitli koleksiyonlar ve eserler yer alıyor sergide. Bunun yanı sıra ziyaretçilerimizin çok beğeniyle ve ilgiyle izleyeceklerini düşündüğüm bazı bitkilere yer vermeye çalıştık. Onları görme fırsatları olacak. Aynı zamanda Dioscorides ve Hipokrates, akılcı tıbbın Bizans'taki en önemli mirasçıları. Hipokrates'in ve Dioscorides'in en erken tarihli, 14. yüzyıla kadar uzanan erken tarihli yazmaları bu serginin en özel parçaları arasında yine yer alıyor. Ziyaretçilerimizin ilgiyle izleyeceğini tahmin ediyoruz. 14 Mart'ta ayrıca ilgilenen ziyaretçilerimiz için düzenleyeceğimiz sempozyum herkese açık olacak. Bekliyoruz. Thank you.